Hanımlar beyler, Uykusuzlar Kulübü devam ediyor. Şimdi hiç konuşmadığımız misafirlerimizden tabii ki Eylül Görmüş'le devam etmemiz gerekiyor. Ben de kendisini çok merak ediyorum. Harikulade bir kız ama yaşından dolayı uykusu gelmesin diye. Cemal... Yaşındayım ben. Hayır, Cemal Hünal'ın yaşından dolayı. Ona devam edeceğiz. Uyumasın diye. Şimdi senin yeni bir oyunun var. Ölüm Öpücüğü. Aha. Ve 10 Nisan'da galiba, değil mi? İlki, bir sonraki 10 Nisan'da. Bir sonraki Alan Kadıköy'de. Birçok yerdesin. Şimdi bir dakika, hayır var. 5 Nisan'da Bursa. Bursa'da, pardon. Var var, önümüzdeki 3 ay içerisinde bir 16 oyunumuz falan, evet, var. Bursa'dasın. 5 Nisan Çarşamba. Sonra onun da Alan Kadıköy'desin. Sonra Cevahir'desin 27 Nisan'da. Sonra Mayıs'ta Çorlu'dasın, Tekirdağ'da. Sonra Denizli'desin, Nihat Zeybekçi. Çok büyük salon. Evet, güzel. Kongre Kültür Merkezi. Ondan sonra Balıkesir'desin. Sonra da Bursa'da Uğur Mumcu sahnesindesin 22'sinde. Balıkesir'de 13'ünde, 12'sinde de Denizli'de. Şimdi burada... Dur, oyunla ilgili de bilgi de var elimde. Burada bir de oyuncuları da alfabetik sırayla yazıyorsunuz. Kaç kişisiniz ki alfabetik sırayla yazıyorsunuz? Ama öyle tabii bir gereklilik yoktu. 4 kişiyiz sadece. Evet, 4 kişisiniz. Evet. Ölüm Öpücüğü, kendisine cerrah diyen ve gazeteye verdiği ilanlarda yardım etmeyi vaat ederek bulduğu genç kadınları öldüren... Bir seri katili yakalamak için kurulmuş olan gizli suçlar soruşturma masasının kriminal psikoloğu Bernard... Kim oynuyor onu? Renan. Renan abim oynuyor. Bir de evet. Renan Bilek. Renan Bilek. Ondan sonra ve baş müfettiş Brocklebank. Renan oynuyor. Bernard'ı Furkan Kalabalık oynuyor. Furkan çok yetenekli. Zolang adında genç bir oyuncuyu yem olarak kullanarak... Seri katili yakalama mücadelesi üzerine kurulu olan oyun. Lang'in bu tehlikeli göreve ikna edilmesiyle başlar. Sen Lang'sin. Ben, hayır, ben cerrahım. Sen cerrah. Lang'in katil olduğu öne sürülen John Smith'sin. Evet. Tamam. John Smith'le buluşması için gazeteye verilen ilandaki numarayla temasa geçilir ve randevu ayarlanır. Seri katille terk edilmiş bir mekanda, vallahi heyecanlandım ayol. Taş başa kalan Lang, ekipten beklediği destek operasyon sırasına gelmediği ve yalnız bırakıldığı için korku dolu anlar yaşar. İşte burada tiyatro başlıyor, değil mi? Ve oradan kurtulduktan sonra da görevi bırakır. Zhou Lang'in tekrar ikna edilip son bir operasyon için yeniden göreve dönmesiyle cerrah yakalanır ve oyun sürpriz finale gider. Bir de sürpriz final var. Yap. Ya. Evet. Buket Demir oynuyor Zoe'yi. Çok beraber çalışması çok keyifli. Çok evet, Buket Çelik, sen, evet. Furkan Kalabalık. Soyadı Kalabalık mı? Evet. Gayet de sakin bir arkadaş aslında. Niye öyle bir isim vermişler? Renan Bilek. Şükran Yücel'in çevirisi Simon Williams'ın oyunu. Güzel mi? Çok heyecanlı mı? Yani ben oyunu ilk okuduğumda çok şaşırdım. Çok tuhaf, değişik bir dramatik yapısı vardı. Hani ben de yazmayı seviyorum ama asla yapmayacağım bir sürü şey var içinde oyunun yani. Hmm. Çok da kafam takıldı. Çok yoğun bir prova süreci geçirdik. Bir şekilde oyun böyle kendini toparlayıp ortaya çıktıktan sonra biz de anladık ne olup bittiğini aslında. Dolayısıyla çok çok zevkli bir süreçti. Tiyatro provaları çok canlı, böyle gözünün önünde her şeyin olup bittiği, harekete geçtiği, oluştuğu, yeşerdiği ve solduğu bir yer olduğu için. Ve de tiyatrocular çok deli insanlar. Hani onlarla vakit geçirmek çok zevkli. Çok iyi bir ekip. Deniz Atam yönetti o oyunu. Çok hakimdi. Beraber çok arayışlarımız oldu. Ve bir şekilde hani... Ben aslında gerçekten ilk sahnelediğimizde oyunu şöyle baştan sona oynadığımızda falan oldum bir, hani ne oluruz diye, ama çok keyifli, çok çok zevkliydi. Ben tiyatroyu çok seviyorum. Benim için yani oyunculuğun er meydanı gerçekten o sahnede. Hani seyirciyle bir ilişki halinde ve diğer oyuncularla bir iletişim halinde bir şey yapmanın tadı başka hiçbir yerde yok. Hani kamera önünde o şekilde olmuyor. Evet. Bir de
Senin şimdi, sen hep yakışıklısın yani. Bu ne zaman geçecek bilmiyorum. Öleceğim ben de, ne yapayım? Tabii o işte ıssız adam tabii ki herkeste öyle bir etki yarattı ki yani. Sonra da sonraki işlerinde de çok güzel kompozisyonlarım var. Bütün işlerinde yani ekranda bu herhalde bu senin göz naklinden sonra oldu değil mi? Bu kadar böyle kocaman renkli gözler yani. Evet, bulamadık bir türlü. Evet. Ondan ama sonra... sen çünkü yani öyle gelmiyor mu size de? Yani kamera bu adamı yani mesela bir sürü adam arasında şöyle bir pan yapsan kamerayla bizim Cemal'e gelince dogank diye kalır görüntü yönetmeni yani gözler böyle değil mi, bir erkek için çok güzel bir şey bu kocaman gözler. Ondan sonra şey, bir şey yap, bir iltifat et. Evet, evet. Yaşlı ama zaten adam. Yani evet. Ben ve Yaşıt'ın bütün en azından kızların bir vardır söylesen, beğenisi. Hayır, şeyde sizinle büyüdük. Ama büyümedik ama yani şeyi biliyoruz. Ya biz de böyle bir aşk yaşar mıyız be falan diye böyle. İlk ona aşık olmuşluğumuz var o filmde. Çünkü hepimizin bir sevdiği biridir Cemal. Mesela desen ki ay Cemal ne tatlıydın vallahi o filmde sana aşık oldum desen. Eve gidince kıskanır mı sana? Hiç şeyini, öyle he? Şeyleri yoktur biliyor musunuz? Bir de biz bambaşka yerlerden de çok... Evet evet, hiç öyle değil yani. Nasıl kıskanmaz mısın? Aman bu böyle falan öyle. Değil yani, biliyor içim herhalde. Ya ne bileyim. Ya erkeklerin hayatını kurtardı o film bence. Kadınlarınkini... Kurtardı mı? Nasıl kurtardı? Vallahi evet evet, ben biraz ıssız adamım. Kurtardı, bu kadar haklısın. Abi. Evet, evet. Haklısın. Eylül anlat lütfen. Anlatıyorum. Lütfen lütfen. Yani sözüm meclisten başlıyorum. Böyle bir tipoloji vardı bence. Böyle bir erkeklik vaziyeti. Fakat yani hani meşrulaştırdı diyeceğim yani. Hani böyle davranılabiliyor ve adı da var. Ve cool ve karizmatik bir şey oldu apansız böyle bir şey. İşte ben bağlanamıyorum demek bir problem olmaktan çıktı da böyle şey bir şey yani. Güzel bir pozisyon haline geldi. Aa, birdenbire bir sürü... Özür dilerim. Ben kek yaparım. Kimse de bana kızmaz falan. Ama demek ki yaşattın şekerim yani. Evet. Ya ben, yaşadım evet. Ve yaşattım. Yani şöyle bir şey oldu. Buraya işte siz son anda eklendiniz falan filan. Son konuk Cemal Ünal bilmem mi falan. Kız arkadaşlarımla şöyle bir geyik çevirdik aramızda. Yani çakmaları yetmedi. Bir de gerçeğiyle tanışacağım programda dedim kıyafımıza. Tabii. Çok böyle adam tabii var ve oradan sürdü. Böyle yani bir şeyin temsilcisi olarak erkeklere bayağı bir alan açıldı bence. Ben evet, filme bu anlamda tepkileyim yani. Evet. Bu hocam şimdi burada tabii karıştırmayalım yani Katarsis ve Gökhan'ın mesleği dışında yayıncılığını meslekle karıştırmamak lazım. O buna özen gösteriyor bu konuda çünkü meslektaşlara en azından büyük bir saygısı var ama yine de şakayla böyle şeyler söyleyebiliriz. Efendim nasıl tanımlıyoruz bu ıssız adamlığı? Aslında ıssız adam dediğimiz şey, bunu anlatıyoruz da, bir aslında bağlanma sıkıntısı erken dönemden itibaren. Evet. Temeli o. Bizim kaçıngan bağlanma diye anlattığımız erken dönem bağlanamamasını, şimdi kuramsal olarak uzun uzun anlatmayayım ama yetişkinlik versiyonunda bazen de gerçekten işte ben bağlanamıyorum ya, uzun ilişki adamı değilim ben. Ya da işte bir kişiyle ömür mü geçer? Peki bu kadınları nasıl geliyor, etkileyebiliyor? Şöyle bir durum var şimdi. Mesela adam, mesela diyelim ki erkeklerin hep bir yük olarak düşündükleri yatakta başarısızlık diye bir şey var. Bu da alanda başarısızlık, bağlanamamak yani. Ama kadınlar buna aşık oluyorlar demek ki. Yani yatakta başarısız bir erkeğe hiçbir kadın herhalde aşık olmaz. Ya da anlatmaz. Mesela benim sevgilim çok başarısız yatakta. Böyle demez mesela değil mi? Böyle ballandıra anlatmaz. Ama mesela alanda, hayatta başarısız. Yani kadının istediği gibi değil. Bir ıssız adam, böyle bir uzak bir şey falan. Bu da herhalde bu kaçma kovalama, bu doğal avlanma meselesine ne güzel karşılık geliyor ve... Öyle. Bir de şeyler de var ya aslında, hani her kadına da cazip gelmediğini biliyoruz. Ama genel olarak kendi meselesinde ta babadan başlayarak zaten görülmeme, işte bağlanamama ya da ne bileyim bazen gerçekten babayı yeni erkek arkadaşta telafi etme, tamir etme isteği olduğunda da ıssız adam daha cazip gelmeye başlayabiliyor. Ama sonrasında da onu dönüştürmeye çalışarak geçebiliyor. Ben onu iyi ederim falan gibi bir tuhaf bir proje olabiliyor. Aynen. Ne? Proje. Proje. Ha. Ben bunu düzeltirim. Ha. Oo, o da çok güzel.
Neresi evet, güzel? Korkunç. Peki, ama bu belki bizim... Hiç iyi bir versiyonunu yaşamadım yani. Şehirli erkek, çünkü bu şehirli erkek. Değil mi? Kasabalı ya da köylü erkek değil. Ya bu bir de şehirli ama şehrin şeyinden de değil herhalde, değil mi? Varoşundan da değil, şehrin içine. Bu bir burjuva. Ya bağlanamıyorum canım falan diyen bir tip öyle olur. Lüks yoksa biraz bunu. Ha? Lüks dertler. Lüks bir şey evet. Yani hayatta. Çünkü yoksa erkeklerde şeydir yani, hani bütün erkeklerin başına gelen işte bir tanışıklık oldu, bir beraberlik oldu falan. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Benim oldu falan değil mi? Ya evet, şimdi ne yapıyoruz? Bundan sonrası ne olacak? Etrafa ne diyeceğiz falan, değil mi? Yani böyle bir şey var. Yani orada da bir bizim erkeğimiz de ıssız adam değil yani. Bizim erkeğimiz görev bilinci olan, işte okumuş, etmiş, torbaları taşımış, çantaları taşımış, askere gitmiş. Yani ona hep görev öğretilmiş. Görevler, görevler, görevler var. Orada da erkek yalancılığa başlıyor doğal olarak. Ne yapsın o cendereden çıkabilmek için? Çok baskı var ya erkek üzerinde. Çok arada. Baskı var. Ben anlatmak öyle istiyorum. Öyle değil mi? Evet. Biraz aynen. Yani hani gerçekten sen de söylediğin için söylüyorum. Yani evde evi yönetmekle ilgili baskı aha. Var. Yaşamla ilgili sürekli iktidarla ilgili bir baskı var. Dur, Eylül fena bakıyor. Hayır. Yok, bakıyorsun. Zaten hani, burada şey üzerinden söyle, de gidiyoruz. Ben de bekliyorum. Ama buradaki uzman görüşü. Ne güzel söyle. Eskiden böyle güzel anaerkil toplumlarda yaşıyorduk biz. Anaerkil toplumlarda yaşıyorduk. Kadınlar yönetiyordu. Sonra bütün boktan işleri bize vermeye karar verdiler. Evet. Şimdi bu durumdayız. Bu durumdayız. Yo, bu kadının için yapılmış bunca eşitliği geldiği durumunu değiştirmiyor zaten. Evet. Ama erkeğin güç üzerinden yenildiği ya da sürekli güçlü olmak için sürekli güçsüz kaldığı bir düzen var. Bu hani gerçekten en temel bütün o kültürel altyapıda da var. Bugün bahsettiğin sokakta, evde, yatakta, herhangi bir yerde de aslında o sürekli güçlü, başarılı dedim biraz önce anlatırken mesela. Cinsellikle başarıyı aynı. Hayır tabii, korkunç ya, ben orada bir şeyi basma kalıp bir tabiri kullanıyorum. Bana göre de bir büyük saçmalık yani. Erkeğin her yerde bu başarı koş çocuğum sen birinci ol, komşunun çocuğunu geç, okuldaki çocukları geç, hep bir yarış, hep bir şey, hazır olmadan dahil olmak filan. Ve bu erkekleri tabii daha aptal tipler haline getiriyor, özellikle büyüme çağında da. Kız ve erkek çocuk anne babaları, şimdi bizi izleyenler çok güzel bunu söyleyeceklerdir. Yani kızlar daha çabuk olgunlaşıyor, daha çabuk öğreniyorlar, daha organizeler, hayata karşı, algılamalara karşı, duygular konusunda daha samimiler, daha bilinçler filan falan. Ama şimdi biz yine bir seçim arifesinde tekrar İstanbul Sözleşmesi, kadının durumu, bütün bunların pazarlığının yapıldığına şahit oluyoruz bir de Türkiye'de. Yani bu aptallık, bu genel aptallık geçmeyecek. Biz istediğimiz kadar çağdaş, medeni ve kadın erkek meselesinin artık bu yüzyılda çözülmesi gerektiğini, çocuklarımızın daha özgür ve daha mutlu bireyler olarak ve çiftler olarak, aileler olarak içinde fenalık olmayan, zalimlik olmayan bir hayatın içinde olmasını arzu ederken yine bunlar tartışılıyor falan filan. Ben bir kız çocuğu babası olarak ki kızım daha yeni ergendir, fakat gelecekle ilgili şey içerisindeyim ve bütün kız babalarını da geçmişe dönük olarak da algılıyorum şu anda. Yani seveceği, beğeneceği genç adamın hangi semtten, hangi üniversiteden, hangi aileden olduğunun hiçbir farkı yok. Şımartılmış bir hayvan, bir öküz olabilir. Yani şımartılmıştır, her şey yerli yerindedir. Falanca üniversiteyi bitirmiştir ama şımartılmış bir öküzdür yani. Her an olabilir, her an böyle bir şey çıkabilir. Ve kızın gönlü ona kayabilir. Ne yapacağız? Herifi sürekli pataklayacak mıyız? Öyle bir şey de yok. Yani ıslah edilecek bir durum değil bu. Yok, kimseyi ıslah edemiyorsun. Yok. Kimse ıslah edilemiyor. Ya şeyi belki yani. Kanunları çıkartacağız ona göre. Sert kanunları çıkartacağız ona göre. Sert kanunlar çıkartacağız. Ama işte bak çıkmıyor. Bak işte. Ama bu sadece mesela kaldı. Bizde olan bir şey değil. Mesela 3-4 sene önce Harvard'da da öğrencilerin taciz tecavüzü ortaya çıkmıştı. Bir anda rektörlük kapatmaya çalıştı. Hani bakıyorsun İngiltere'de, Macaristan'da, Polonya'da da baktığında hani kadın şiddeti çok yükselen bir şey. LGBT şiddeti çok yükselen bir şey.
Bence böyle bir zamansal bir durum var. Hani bu son hesaplaşmalar falan gibi oluyor. 15-20 sene sonrasında ben, yani bahsedilen filmde mesela ne kadar da baksan en az 10-12 serisi var. O günden bugüne bence Türk erkeği de değişti. Şimdi Z kuşağının cinsel ayrımcılık kesin konusundaki hani sert tepkileri bazen dalga geçiyoruz ama bizi daha güzel bir geleceğe götürüyor evet hakikaten. En azından yani çocuklar soru bir kere cinsiyeti konuşturtmuyorlar ailesi. Evet. Bitti gitti. Evet. Küçücük bebe oradan diyor ki bir dakika diyor cinsiyetçi konuşuyorsun aynen diyor sakın abi daha sana yasaklıyorum falan. Sen kimsin lan? Aynen. Hayır hayır. Aynen. Böyle yani bu en azından belki gelecek toplumun aile hukuku açısından, arkadaş hukuku, toplum hukuku açısından, gündelik hayatın hukuku açısından çok iyi olacak. Yani. Daha sağlıklı olacak. Kesin. Daha sağlıklı evet olacak. Evet. Çok başkalar. Evet. Ama çok temelden de değişmesi lazım. Yani bu yasaların belli ki aslında hani başında bekleyenler ya da bir şekilde aynen bir tarafından tutan insanlar da aslan oğlum en ya, erkek tabii, tabii yerlerden büyütüldükleri için çıplak sünnet fotoğraflarından performanslarının sürekli alkışlandığı zamanlara kadar bu kültürlerden doğduk büyüdük biz. Tabii. Neyse ben niye yükseldim? Issız adama yükseldim. Issız adama yükseldim. Evet peki şimdi Cemal'cim bu her rolde çok iyisin. Bütün şeyler bakalım oyuna da gelelim ki bakalım bu tiyatroda bir de öyle diyor. Hani öyle bir er meydanı lafı tiyatroda da görmek lazım. İstanbul'da ilki Alan Kadıköy'de, onun da daha önce de beşinde de Bursa'da. Peki geçen sene de var patron. Evet, onu ben uyarladım ve ben yönettim. Çok gurur duyuyorum. Onu biz programa evet almamış mıydık Cemal'i geçen sene? Başka bir film için buluşmuştuk ama patronu konuşmuştuk. Evet, evet. Orada, evet. Peki bu böyle hep şey mi yapıyorsun? Spor falan mı yapıyorsun böyle inceciksin şey? Yok yani hani... Ya bu atlarla kedilerle falan oluyor mu? Şimdi atlarla son iki senedir falan uğraşmıyorum ben. Tamamen elimi ayağımı çektim. Atlar ne oldu? Yani sevdiğim atları hep bildiğim güvendiğim yerlere verdim. Ondan sonra hani ticari bir şekilde herhangi bir şekilde atlarla uğraşmak istemiyorum. Çok mutsuz ediyor beni. Hani kimse hiçbir hayvana da iş yaptırmak istemiyorum. Hani. Benim bu atçılık, bütün atçılık maceram aslında kendimi getirmek istediğim belli bir seviye vardı. Ve bunun için bir idman zeminine ihtiyacım vardı benim. Dolayısıyla bütün hani o atlarla geçirdiğim vakti ki çoğunlukla ben kendimi hani binciden çok at terapisti olarak yetiştirmek üzere hani bir şekilde geliştirdim. Çok da mutlu ediyordu beni ama setlere de at götürüyordum ben. Hani şimdi sahadan gelen atları yani eğitiyorsun mesela elini kaldırıyorsun da belli vurmuşlar hayvanı korkuyor. Evet. Ben 6 ay içerisinde yanından silahla ateş edebileceğim bir kıvama, üzerinden silahla ateş edebileceğim bir kıvama getiriyorum atı. At ondan korkmuyor. Ondan sonra ben hayvancağızı alıyorum bir sete götürüyorum. Orada 16 saatlik mesai işte su yok. Yemek yok. Hayvan orada bağlı duruyor. Sonra bir nokta hayvan dönüp bana bakıyor ki niye getirdin beni buraya? Ben de diyorum ki yapacağım işe yani. Dolayısıyla sen atı götürüyorum dediğin atın üzerinde mi gidiyorsun? Yok mesela ben çok setlere at götürdüm. Hani 20-25 tane eğitimli at. Hani mesela Çağatay Ulusoy karavanla geliyor, sen atla mı geliyorsun anlamında sordum. Yok atları kamyonla getiriyorduk ama sete atla gitmişliğim var yakın mesafelerde. Hani Belgrad ormanlarındaki çekimlere falan öyle. Ben geldim. Ne diyorsun? Romalılar. Ne diyorsun? Ama artık yapmıyorum. Spor. Kıvanç Tatlıtuğ arabayla geliyor. Cemal atla geliyor. Kim bakar Kıvanç'a? Ve hepimiz Cemal'e bakarız. Ama onun dışında özellikle bir sporla uğraşmıyorum. Salon sporları çok sıkıcı geliyor bana. Hani böyle alet edevatla çalışmak falan değil mi? Ne yapayım yani? Çok saçma geliyor bana. Evet. İşte yürüyüş yapıyorum arada bol bol. Onun dışında hani belirgin bir sporla uğraştığım falan yok. Beni ufaklıkla boğuşuyorum falan. Evet. Şimdi o kaç? 7 mi 8? 8 oldu. 8 maşallah. Ben böyle gösteriyorum artık rakamla. Evet. Peki. Şimdi siz ona soru sormak istiyor musunuz? O da değil mi? Kaç sene şimdi programdan önce konuştuk. 20 sene toplamı resmi olarak mı 11 yıl? Evet. Resmi olarak 11 yıl. Bir şey sormak istemiyor musun? Amcayız nasıl oluyor? Evlilikteki mutluluk nasıl yakalıyorsun? Ya bu arada tabii ıssız adam çıktığında o zaman da ben Lale ile beraberdim. Benden başka herkes o topun ağzına girdi yani. Evet. Evet. Ben
Geçenlerde gittim Lale'ye dedim ya dedim bu bir işte bir ama arkadaşım... sen yani hiç bu şeyin tadını çıkaramadın. o günkü böyle işte yok, aşık olunacak adam, Jean Premier böyle bir aşk erkeği, aşk adamı falan hiç. Yok hiç alakası yok. Geçenlerde Lale'nin bir arkadaşının doğum gününe gittik. Kız geldi bana dedi ki benim erkek arkadaşım beni terk etti çünkü ıssız adammış o dedi. Ben dedim ki nereden buldun o hıyarı? Ondan sonra Lale'ye döndüm dedim ki ya dedim ne yapıyorum ben abi? Ben 20 senedir seninle beraberim. Benden başka herkes bu topun ağzına girdi. Ben oynayacağım bundan sonra ıssız adam. Evet tabii ki. Belki boşanma yaşın gelmiştir. Hiç o şekilde ama, düşünmedim. Belli bir şey. Sen evli misin? Evliyim. Öyle. Kaç yıldır? Bizim beraberlik artık 20 yıl. Evlilikte bir daha bu sıkıcı gidiyor. İnsanları istemiyorum. Kudurmuş insanlar istiyorum programda. Böyle aşk ve seks için yanıp tutuşan insanlar istiyorum. Böyle saygı değer. Ondan sonra şimdi 56 sene oldu falan diye. Böyle insanlarla program yapmak istemiyorum. Bu kadar huzurlu sahur programı gibi olduk yahu. Bu nedir yani hakikaten? Peki tamam çok sıkıntısınız. Eylül Hanım'a dönüyorum. Şimdi Eylül ben rica ettim Pınar'dan kendisini davet etmeyi. Ben kendisini Instagram'da takip ediyorum. Teşekkür ederim. Çok hoş, güzel ve kitaplarla ilgili ve kendi bir kendi şeyini yaratıyor. Nasıl söyleyeyim? Kendi hayatınızı mı üretiyorsunuz bir şekilde? Öyle söyleyebilirim. Çünkü kitaplarla ilgilenen insanlar bana böyle çok hoş geliyorlar. Teşekkür ederim. Çünkü aslında bizim bu yaşadığımız dünyanın tabii evimizde kitaplar var, kütüphaneler var, mobilya ya da tek tek kitaplar falan filan ama bizim hep böyle bir beynimizin arkasında aslında okuduğumuz kitaplar, seyrettiğimiz filmler, dinlediğimiz kasetler, CD'ler filan bunlar bu materyal arkamızda duruyor. Aslında biz onlardan ne anladığımızız. Ne anladığımızız. Evet. Yani aynı romanlar okunmuş, aynı felsefe kitapları okunmuş olabilir. Hani birisi salaktır, birisi değildir ama en azından bir konuşma akçeleri vardır. Bir araya gelirler falan. Şimdi siz bunu sanki buradaki evdeki raflardan çıkarıyorsunuz, şeylerden çıkarıyorsunuz filan ve bunları gösteriyorsunuz. Şöyle, bize, şuna çok katılıyorum. Kitaplardan ne anladığımız ya da ne hissettiğimiz ya da bize ne kalan. O yüzden yani hiçbir kitapların bu anlamda çok dinamik olduğunu düşünüyorum ben. Yani biz ikimiz aynı kitabı okuruz ama bambaşka bir tarafından tutarız. Bir insan aynı kitabı ben mesela 5 sene önce okuduğumda altını çizdiğim yeri neden altını çizdiğimi şu anda anlayamıyor olabiliyorum. Çünkü o zaman bir şeyime değmiş ve o şey artık bende yok. Değişmiş, dönüşmüş bir şey olmuş. Dolayısıyla bu bana çok heyecan verici geliyor. Kitapların bu anlamdaki dinamikliği, hatıranın, hafızanın da dinamikliğine ilişkili bir şey aslında bu. Ya ben kitap okuyorum. Evet bütün mesele bu. Ben kitap okuyorum. Ben yıllardır ben çok kurgu edebiyat bu arada. Yani kitap deyince onu da belirtmek lazım belki. Çünkü benim hakikaten yani dünyanın yabanlığından kaçmak için bir şekilde bulduğum bir yöntem bu. Bir sürü insan tanımış oluyorsun. Kendinle ilgili bir sürü şey öğreniyorsun. Yani benim çok sorduğum bir soru bu. Roman neye yarar sorusu. Ve bulduğum temel cevapların başında da şu geliyor. Yani roman, özellikle iyi bir roman ve iyi bir yazar insanı insana tercüme ediyor. Yani ben kendimle ilgili çok şey öğreniyorum okuduğum kitaplardan. Aslında mesela kendimle ilgili bilmek istemediğim şeyler de öğreniyorum. Çok karanlık taraflarıma, burada bu tepkiyi ben zamanında şu yüzden vermiştim. İşte bu diye böyle çok, çok tanıdık yerlerime dokunuyor. Sonuçta ben yıllardır yani hesabımda öyle Instagram'da doğru düzgün takipçi falan dahi yokken. Var işte kaç bin tane. Yıllar önceden bahsediyorum. Yıllar önce. Ben kendi kişisel tarihim için o kitapları oraya kaydediyordum. Bunu düşündüm, bunu şey yaptım. Böyle tamamen kendi kendine bir şeye dönüştü. İnsanlar benim bu konudaki hevesimin ve arzumun gerçek olduğunu sanırım hissettikleri için beni takip etmeye başladılar. Sonra konu büyüdü, sonra ben Kafa Dergisi'nde yazmaya başladım. Köşedaşız bir anlamda.
Sonra da başka şeyler de üretmeye başladım. Yazar röportajları yapmaya başladım. Ama bütün bunlar çok, bazen hala şaşırıyorum yani. Ya ben kendi kendime kitap okuyordum. Olay nasıl buraya geldi filan diye. Peki Instagram'la ilgili bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Instagram'da ben sizi tanımıyorum etmiyorum. Fakat işte önüme düşüyor. Demek ki başka yazar mazar bununla ilgili baktığım için filan. Ondan sonra şimdi sizde şöyle bir şey var. Böyle bu kız geziyor dolaşıyor, kitap okuyor filan falan. Nereden geliyor bu değirmenin suyu, anladın mı? Bir de tabii, öyle bir şey de var. Bu ne tatlı bu. İşte o kitabı koyuyor, bu kitabı koyuyor falan filan. Böyle müthiş, hani bir aileden bir iradı varmış gibi filan. Zengin çocuğu keşke olabilir, kendini kitaplara vakfetmiş olabilir ama bunlar da kadınlarda biraz yaşlanınca oluyor. Bir şey söyleyeyim ya, bu mi? Bir de genç bu yani. Bu konuda açıklama yapmak isterim çünkü ben öyle zengin bir ailenin çocuğu falan değilim. Babam gazeteci, annem İngiliz Dili Edebiyatı mezunu. Ben Boğaziçi Üniversitesi'nde siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler okudum. Ha, şimdi ona da geleceğim. Bir de evet öyle bir şey var. Sonra ne oldu? 2010. Aa, 2004. Az önce evet. Ha. Sonra ne oldu? Ama tabii ben bu memlekette siyaset yapacak kadar yani kendi ruh ve beden bütünlüğüme önem veriyorum diyeyim. Yok yani kendimi önemsediğim için. Çünkü hep siyaset yapanlardan konuşuluyor ya bütün böyle şeyler şimdi. Bütün programlarda böyle pik bölüyorsun. 12 tane tip oturuyor orada ya da 8 ya da 6 tane tip oturuyor filan. Bunlar böyle yani şey eski 90'larda yok muydu televole? O onu öptü, bu bununla gece gitti, yattı, kalktı. Ertesi gün ona gitti de oradan onu bıraktı da o mankeni de öbürüne şey yaptı da futbolcu da onunla yattı da kalktı da filan. Şimdi bunun siyasisi var. Doğru. Siyasisi var. Seks yok. Evet. Eskiden seks vardı. Bir şey bari izliyoruz. Evet. Bari yani. Siyaset televolesi seyrediyoruz evet. Ve böyle bir takım ahkam kesen tipler var ama hepsi arada sevdiklerimiz, ettiklerimiz oturaklı tipler de var ama bunu yapması niye öyle olmuş oluyor? Salak, başka bir nedeni yok ama işte orada yakıştırmalar bilmem neler filan. Ya aslında herkesin açıp kitap okuması gereken bir zamandayız. Herhangi bir felsefe kitabı, herhangi bir tarihi roman, felsefi roman. Roman ama roman yani içinde kurgu olsun kurgu yani mi? Kolay gitsin aksın filan. Şey. Yani herhangi bir roman ya da atıyorum siyasi liderlerle ilgili herhangi bir film ya da belgesel izleyen herhangi bir tip şu andaki Türkiye'deki siyasi meseleyi çuk kavrar. Çünkü hiçbir değişiklik yok. Olayda hiçbir değişiklik yok. Enteresan da değil yani. Yani Napolyon'a da baksan anlarsın, Hitler'e de baksan anlarsın, Mussolini'ye de baksan anlarsın, Churchill'e de baksan anlarsın, Atatürk'e de baksan, kime bakarsan bak ne olursa olsun. Ya da pastoral bir şey de okusan anlarsın. Ağaç, kır, çiçek, böcek anlatsa bile olur yani. Daha köydeki evimiz filan. Çok tanıdık, yani insan dediğim gibi hem kendine dair çok tanıdık şeyler bulabiliyor kitaplarda hem de toplumsal olana dair. Yani mesela ben geçen sene bu Ukrayna-Rusya hikayesi olduğunda kafama sürekli okuduğum İkinci Dünya Savaşı evvelini anlatan romanlar geliyordu. Ve böyle bir şey ya çok bu yani çünkü şeyi mesela İkinci Dünya Savaşı öncesinde bütün Avrupa'nın büyük bir huşu içinde ya tabii ki savaş filan çıkmaz. Avrupa'nın göbeğinde ne savaşı çıkacak rahatlığı içindeyken kopan o dev savaş. Böyle geçen seneki o çatışmalar bana hep onu hatırlatıyordu mesela. Ya o çıkacak çıkabilir yani. Bu insan o tanıdık şeyleri bulmak anlamında çok faydalı oluyor orası kesin. Ama ben değirmenimin suyunun nereden geldiğinin açıklamasını yapmak istiyorum. O içimde kalmasın. Hayır onu merak ettiğim için söylemedim. Ama ben söylemek istiyorum. Şu yüzden çünkü hakikaten öyle bir hava var orada böyle. Değil yani çok isterdim varlıklı bir ailenin çocuğu olayım ve takılayım bütün hayatım kitap okumak olsun. Ben internet sitesi yapıyorum. Benim asıl mesleğim bu. Ben bütün gün deliler gibi çalışıyorum. Evden çalışıyorum tabii bu çok konforlu bir şey. Bir ofise gitmem gerekmiyor vesaire. Yani bu benim kendi kendime öğrendiğim bir şey. Boğaziçi'ni bitirdikten sonra başka işler yaptım. Sonrasında da mesleğim buna dönüştü 5 yıldır. İstanbul gibi bir yerde kendi başına hayatta kalmak, yalnız yaşamak zaten delilik yani. Çok zor bir şey. Bu eskiden iyi para kazanıyorlardı. Bunlar şimdi hazır web tasarımları var. Ama buna rağmen... Evet evet. Yani, buna rağmen hakikaten kreatif bir iş. Yani ben hayatımı idame rahatlıkla ettirecek kadar para kazanabiliyorum çok şükür bu işi yaparak. Ama tabii ki hani
Hazır paketler yine var ama onlar böyle belirli bir yere kadar ihtiyacı karşılıyor. Yani doğru düzgün bir işte ne bileyim bir e-ticaret sitesi vesaire kuracaksanız yine bir uzmandan yardım almanız gerekiyor. Ben onu yani... Oradaki web tasarımındaki grafik tasarımı yoksa kodlama da var mı? Kodlama da var. İşte, ikisi bir araya gelmesi çok zor bir şey. Evet, onu eski yıllarda genelde. 10 yıl önce 15 yıl önce filan bir tane tasarımcı bulunuyordu. O tasarımcı sudan çıkmış balık gibi geliyordu. Teknik adam öbürünü kodlamacı diye bir canavarlar vardı böyle. 3-5 evet, tane çocuk geliyordu ve onlar senin canını alıyorlardı. Soyup soğana çeviriyordu. Evi arabayı o kodlamacıların üzerine yapıyordum filan. Bilmem şimdi onlar rahatladı galiba. Evet. Yani evet ya ben hem ön yüz hem arka tarafı yapıyorum ama kod bilgim yani neyse şimdi uzun uzun anlatmayayım bunun için burada değilim ama evet yani iki tarafı da yapıyorum hem geliştirme hem ön yüzü yapabiliyorum. Değirmenin suyu oradan geliyor ama ben hakikaten çok asosyal bir insanım o yüzden bu kadar çok kitap okuyabiliyorum yani benim ya bu, o bir ihtiyaçlar piramidiyse o Maslow'un ki ya ben hakikaten böyle mesela arkadaşlarımı görme ihtiyacım yeterince kitap okuduğumu hissettikten sonra geliyor. Ha şimdi biriyle görüşsem mi gibi bir şey. İlk gelen ihtiyaç o değil yani. Yani çalıştım, yemek yedim, işte paramı kazandım, kitap okudum sonra gibi bir şeyden.